Bakır bir halkanın 50 derece Celsius'taki çapı 200 santimetredir. Halkanın 550 derece Celsius'taki yarı çapını hesaplayınız. Doğrusal genleşme katsayısı 17 çarpı 10 üzeri eksi 6 kelvin üzeri eksi 1. Doğrusal genleşme katsayısı denen bu sayı, bir şeyin ısıtıldığında ne kadar genleşeceğini belirtiyor. Bu örnekte bu katsayı bakıra ait. Yani bakırın ne kadar genleşeceğini ifade ediyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Diyelim ki önümüzde tam olarak 1 metre uzunluğunda bir bakır tel var. Bu teli ısıtarak sıcaklığını tam olarak 1 Kelvin arttırıyoruz. İşte bu durumda tel bu sayı kadar genleşecektir. Bu katsayının anlamı bu. Benzer şekilde teli 1 Kelvin soğutursak, yani sıcaklığını 1 Kelvin düşürürsek tel büzülecektir ve bu büzülmenin miktarı bu sayı kadar olacaktır. Bu sayıyı aklınıza böyle tutun. Önceki videoların birinde bu konuyu ayrıntısıyla masaya yatırdık. Dolayısıyla bahsettiğim kavramlar kafanızı karıştırır gibi olduysa veya konuya dair biraz daha bilgiye ihtiyaç duyarsanız Önce o videoyu izleyip sonra bu videoya geçmenizi şiddetle tavsiye ederim. Ama yine de şiddeti sevmem. Şimdi isterseniz videoyu duraklatın ve verilen bilgiler uyarınca problemi kendi başınıza çözmeye çalışın. Sonra da hep beraber çözelim. O halde hadi başlayalım. Önce verilenleri sıralayalım. Bakır bir halkanın çapı 200 santimetredir. Bakır halkamız bu olsun ve yarıçapı yani R'si 200 cm. 50 derece Celsius'ta. O halde ilk sıcaklığı yani T'si 50 derece Celsius. Bu halkanın 550 derece Celsius'taki yarıçapını bulmamız isteniyor. Soruyu anladık değil mi? Halkayı ısıtıyoruz, sıcaklığı artıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Isıtıyoruz, sıcaklığı artıyor ve halka genleşiyor. Ve yeni hali şöyle bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi halka yarı yarıçapı da artıyor. Bizden halkanın 550 derece Celsius sıcaklığa ulaştığı andaki yeni yarıçapını bulmamız isteniyor. O halde sıcaklıktaki değişim de işimize yarayabilir. Hatta epey yarayacak çünkü bizim için önemli olan son sıcaklık değil sıcaklıktaki değişim. Sıcaklıktaki değişim delta T ile ifade ediliyor. Delta T eşittir 550 eksi 50. O da 500 derece Celsius'a eşit değil mi? Bize bir de doğrusal genleşme katsayısı verilmiş. Bunu genellikle alfa L şeklinde gösteriyoruz. Alfa L 17 çarpı 10 üzeri eksi 6 kelvin üzeri eksi 1 olarak verilmiş. Evet verilenleri sıraladık. Şimdi bu verileri kullanarak bir şekilde problemi çözmemiz gerekiyor. İlk olarak sıcaklık değişimi ile uzunluk değişimi arasında bir bağıntı kuralım. Yani ilk etapta halka üzerinden gitmeyelim de uzun bir tel üzerinden gidelim. Bir telin uzunluğuyla sıcaklığındaki değişim arasında bir bağıntı kurmaya çalışalım. Alfanın yani doğrusal genleşme katsayısının tanımından hareketle şunu söyleyebiliriz. Uzunluktaki değişim yani delta L eşittir alfa L. Şayet telin uzunluğu 1 metre, sıcaklığındaki değişimde 1 kelvinse ise alfa L'nin tanımı bu. İyi de ya telimiz 2 metre uzunluğundaysa uzunluktaki değişim o zaman ne olur? Şöyle düşünün. 2 metrelik bir teli 2 tane 1 metrelik telden oluşuyormuş gibi düşünebiliriz. 1 metrelik her bir parça alfa L kadar genleşecektir. O yüzden toplam genleşme 2 çarpı alfa L olacaktır. Mantıklı geldi mi? Benzer şekilde uzunluk 3 katına çıktığında toplam genleşme 3 çarpı alfa L olacaktır. Telin uzunluğu L metre olduğunda ise toplam genleşme L çarpı alfa L olacaktır. Makul değil mi? Sadece L ile çarpıyoruz. Fakat bu bir kelvinlik sıcaklık artışını temsil ediyor. Ya sıcaklık artışı 2 kelvinse, o zaman bunu 2 ile çarpmamız gerekir. Artış 10 kelvinse 10 ile çarparız. Delta T kelvinse işte o zaman da delta T ile çarparız. İşte uzunluktaki değişimle sıcaklıktaki değişim arasında böyle bir bağıntı var. Harika. Problemi çözmek için artık bu bağıntıyı kullanabiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki bu bağıntı tamam iyi hoş. Düz bir tel için işe de yarar ama burada bir halkadan söz ediyoruz. Bizden halkanın yarı çapındaki değişim isteniyor. O nasıl olacak? Şöyle olacak. Halkayı kıvrılmış bir tel gibi düşünebiliriz. Buradaki L, kıvrılmış telin toplam uzunluğunu temsil ediyor. Bu telin uzunluğu nedir? Halkanın çevresidir. Yani L bu örnekte 2πr'ye eşittir. Denklemde yerine yazalım. Delta 2πr eşittir. Alfa L çarpı L. Yani yine 2πr çarpı delta T. Fakat dikkat edin. 2πr'deki değişimden söz ediyoruz. Ama buradaki 2π sabit. Değişmiyor. Değişimi nasıl hesaplıyoruz? son değer eksi ilk değer şeklinde. Gayet basit. Yani burası 2 pi r2 eksi 2 pi r1 gibi bir şey olmalı. Fakat bakın 2 pi her iki değerde de ortak. Dolayısıyla 2 pi'yi değişimin dışına alabiliriz. Ve bu terimi şu şekilde yazabiliriz. 2 pi delta r. Şimdi denklemin sağ ve sol tarafına baktığımızda görüyoruz ki her ikisinde de 2 pi ortak. O halde tüm denklemi 2 pi'ye bölebiliriz. 2 piler gider. Ve sonuçta şu denklemle karşı karşıya kalırız. Delta R eşittir. Alfa L çarpı R çarpı delta T. Bakın yeni bir ifade türettik. Bu ifadenin bu ifadeyle aynı veya çok benzer olduğunu görüyorsunuz değil mi? Tek fark buradaki L yerine burada R var. Öyleyse değerleri yerine yazıp denklemi çözebiliriz. Ama önce size bu tür problemleri çözmekte çok faydalı olabilecek bir püf noktası vermek istiyorum. Bu problemde çözüme gitmek için bu ifadeyi türetmemiz gerekti. Şekil bir halka olduğu için de zorlanmadık. Ama yarın öbür gün bizden bir kürenin genleşmesini hesaplamamız istenebilir. Ve bir silindirin veya başka bir karmaşık şeklin. Gereken denklemi o zaman nasıl türeteceğiz? Sonuçta işler bayağı karmaşık olacaktır. İşte püf noktası burada devreye giriyor. Bu denklem doğrusal değişkenlerin tamamı için geçerli. Yani buradaki L yerine doğrusal herhangi bir değişken yazılabilir. Doğrusal değişken demek santimetre, metre, inç, feet falan herhangi bir birimlere sahip olan değişken demek. O yüzden buradaki uzunluk sadece düz bir telin uzunluğu anlamına gelmiyor. Yarıçap olabilir mesela. Çünkü yarıçapın birimi bu örnekte santimetre. Dolayısıyla ileride yarıçaptaki değişimi bulmamız istenirse L yerine R yazıp aynen devam edebiliriz çevre de olabilir. Bir dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni de olabilir. Bir dikdörtgenin genişliği de olabilir. Yani L'yi genel olarak herhangi bir doğrusal değişken olarak düşünürseniz aradaki işlemleri atlayıp doğruca çözüme geçebilirsiniz. Her problemde yeni denklem türetmenize gerek yok. Evet, bunu da belirttiğimize göre problemin çözümüne devam edebiliriz. Alfa L'nin ne olduğunu biliyoruz. R'yi biliyoruz ve delta T'yi biliyoruz. Tek yapmamız gereken değerleri yerine yazıp delta R'yi bulmak. İşin bundan sonrası salt cebir. O halde başlayalım. Alfa L 17 çarpı 10 üzeri eksi 6 kelvin üzeri eksi 1 çarpı R. R de 200 santimetre. 200 santimetre. Şurada biraz yer açalım kendimize. Herhalde bu yeterli olur çarpı delta t yani 500 derece Celsius. Ah işte bir sorun daha. Burada Celsius var ve burada ise Kelvin üzeri eksi 1 var. Birimler uyuşmuyor. Celsius'u Kelvin'e çevirmemiz lazım. Bir yerlere artı veya eksi 273 eklememiz gerekiyor ama dikkatli olsak iyi olur. Aslında size güzel bir haberim var. Buradaki 500 derece Celsius sıcaklığın kendisi değil. Sıcaklıktaki değişim. Ve güzel haber şu sıcaklığın Kelvin cinsinden değişimi de 500. Yani burası aynı zamanda 500 Kelvin'e eşit. Bakın şöyle oluyor. Tüm sıcaklıkları Kelvin'e çevirseydik buraya 273 eklemiş olacaktık. Ve buraya da 273 ekleyecektik. Derece Celsius. Celsius'u Kelvin'e böyle çeviriyoruz. Sonunda bir de nokta 15 var ama şimdilik o kadar hassasiyete gerek yok. Şimdi sıcaklıktaki değişimi hesaplamak için bu iki sıcaklığı birbirinden çıkarsaydık, bu 273'ler birbirini zaten götürecekti. Yani sıcaklık değişimini Kelvin üzerinden de hesaplarsak yine aynı sonuca ulaşacaktık. 500 derece Celsius değil de 500 Kelvin sonucunu elde edecektik. O halde bu 500'ün birimini Kelvin yapmamızda hiçbir sakınca yok. 500 Kelvin diyoruz. Neticede 1 bölü kelvinle Kelvin birbirini götürür ve asayiş berkemal olur. Birim olarak sadece santimetre kalır ki bu gayet makul bir sonuç. Çünkü yarı şaptaki değişimin birimi santimetre olmalı. Evet, hadi işlemleri yapalım. 17 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 200 çarpı 500. 5 kere 2, 10. 1, 2, 3, 4. 4 tane de 0 var sağında santimetre. Bakalım ne çıkacak? 1, 2, 3, 4, 5 yani burası 10 üzeri eksi 1 olur. Çünkü bunları çarpıyoruz. Çarpı 17, 1,7 eder. 1,7 santimetre. Evet, yarı çaptaki değişimi hesapladık. Halbuki soru bizden son yarı çapı istiyor. Yani son bir adım daha kaldı. İlk yarı çap 200 santimetreydi ve yarı çap büyüdü. Dikkat edin, değişim pozitif. Yarı çap 1,7 santimetre arttı. O halde son yarıçap ne olur? Şu köşeye yazayım. Son yarıçap çap ilk yarı çap artı 1,7 santimetredir. Demek ki son yarı çap 201,7 santimetreymiş. Sorunun cevabı buymuş.